Bana hemen şimdi nerede olduğunu söyle. Sana bir teklifte bulundum. İkinci bir emre kadar soru sorman yasak. Bunu yanına bırakmayacağım. Eğer onun kılına zarar gelirse sana yapacaklarımı hayal bile edemezsin. Duydun mu beni? Yeter. Bana atıp tutacağına. Kardeşinin katiline cezasını verseydin ya. Sabaha kadar vaktin var. Düşün taşın. Hira'yı getir, Nurşah'ı al. Biri ölecek Demirhan'da. Kim olacağına sen karar ver. Lanet olsun. Nurşah'a kötü bir şey mi oldu? Haluk mu yoksa? Sen hayatıma girdiğinden beri iyi olan bir şey mi var da soruyorsun? Haluk Nurşah'ı kaçırmış. Nasıl? Nasıl olur? Nurşah'tan ne istiyor? Ağlamayı kes. Kardeşlerimden birini öldürdün, diğeri ölümün kıyısında geziyor. Bütün bunlar bittiğinde seninle ayrı konuşacağız. Anne, irkildim öyle sadece. Nefese takıldı kafam. Çok huzursuz uyuyor. Çocuk kalbi. Belli ki hissetti Kenan'ın başına gelenleri. Kız sen niye uyumadın? Bir de iş çıkarmışsın kendine. Al bakayım hiç şunu. Ilık ılık iyi gelir. İçin mi çalışıyorsun kızım? Aklım almıyor vallahi Meryem. Kenan nasıl böyle işler açtı başına? Hak der, hukuk der, başka bir şey demez. Onu kurtarmanın bir yolunu bulacağım anne. Hadi sen uyu anneciğim. Ben çalışmaya devam edeyim. Meryem. Kızım seni böyle gördükçe içimin yangını daha da büyüyor. Vaktiyle tutabilseydim elinden, kurtarabilseydim seni. Belki sen de bugün gerçek bir avukat olacaktın. Sen de Kenan gibi garip garabanın arkasında duracaktın. Yapamadım. Sen böyle konuştukça ben daha çok üzülüyorum anne. Ne yapayım kızım? Tutamıyorum kendimi. Kızının bu dünyadaki sınavı da buymuş. Ama çektiğim sıkıntıların mükafatını verdi Rabbim. Nefese bakıp şükredeceğiz. Çok şükür. Rabbim size sağlıklı uzun ömürler versin kızım. Hayır duası etmekten başka bir şey gelmiyor elimden.
nicedir halinizde bir tuhaflık olduğunun farkındayım. Malum, Nihan'ın vefatı, o kızın gelişi derken alakadar olamadım. Eda'nın doğum günü şüphelerimin izni sürmek için bir fırsat oldu. Her şeyi öğrendim. Neyiniz var, neyiniz yoksa kaybetmişsiniz. Ben aslında sana anlatmak istedim. Dediğin gibi çok şey oldu. Bir de bizim dertlerimizle tasalanmanı istemedim. Vedat'ın yüzünden bu hallere düştük. Çok utanıyorum. Senin gibi olamadım. İyi bir evlat yetiştiremedim. Ağladın kâfi. Bahane sevmediğimi bilirsin. En başından haberdar olmalıydım. Vaziyetinizi bilseydim, münasebetimizin öyle olmasına mani olurdum. Öyle kolay değildi. Uzatmanın lüzumu yok Perihan. Hediyeni açmayacak mısın Eda? Ben beklemiyordum hiç. Özür dilerim. Afife teyzeciğim, çok güzel ben. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan Eda. Yeni yaşın kutlu olsun. Her zamanki gibi çok incesin Afife. Anlayışın için de ayrıca teşekkür ederim. Eda, bize kahve yap kızım. Tabii hemen. Neden bu kadar yavaş ilerliyor? Bir telefon sinyalini bulmak bu kadar zor mu? Hem sağ elemanlarım hem teknik ekibim teyakkuz halinde Orhun Bey. En kısa zamanda sinyali bulmak vakit için... Vakit yok. Olayı iyi idrak et diye söylüyorum. Adam saplantılı bir ruh hastası. Kardeşim de onun elinde. Çabuk olacaksınız, anladın mı? Çabuk! Durumun farkındayım efendim. Hastaneye yanınıza gelene kadar yeni gelişmeler olmasını umuyorum. Gelir gelmez size ayrılan odaya geçin, haber verin. Bekliyorum. Anlaşıldı mı? Ödersin efendim. Tuşa'dan ne istiyor? Bana olan öfkesi tamam. Sana da beni cezalandırmadığın için öfkeli. Ama Tuşa'dan ne istiyor? Thank you.
Biraz daha uyuman gerekiyor. Uyuyan güzel. Lan bana kafa tutanlar da gittikleri helanan bir türlü dönemiyorlar. Bir şarkı vardı, hatırlar mısın? Dönülmez belanın ufkunda mıyım? Öyle bir şey miydi? Öyleydi değil mi? Sırıt bakayım. Allah'ım bu ne güzellik. Ama ayağını denk almayanın ayak kemiklerini kırarım. Herkes kalksın. Hizaya gel, kalk! Geç. Yatma, geç. Kalk! Geç, geç, geç! Kalk! Hizaya gelin! Geç. Kalkın! Sen de! Bu adamlar nerede? Lobideler. Şaka mı yapıyorsun gardiyan? Ayak yoluna gittiler, gelirler şimdi. Bununla şişlemeye çalıştı beni. Ama başaramadı. Götürün şunu. Götürün. Hücreye atın. Sizin aranızda bir husumet mi var? Benim onunla bir husumetim yok ama onun benimle husumeti var mı ona sorarsınız. Öğreniriz yakında. Her yeri didik didik arayın. Önce bu adamın yatağından başlayacaksınız. Başlayın, başla, başla, başla! Dün biraz daha battığımızı, her şeyimizi kaybettiğimizi anlayamadık. Vedat sağ olsun. Korkunç bir sürpriz yapıp bizi bu hale düşürdü. Anladım Perihan. Vedat'ın böyle kontrolsüz olmasında senin de bir anne olarak sorumluluğun var tabii. Yanlış anlama ama Edacığımı da ben yetiştirdim. Nasıl bir genç kız olduğunu biliyorsun Afife. Maalesef Vedat'ın mayasında yok. Eda'nın iyi yetişmiş bir genç kız olduğunun farkındayım. Neyse, bundan sonraki planınız ne? Yanınıza birkaç lüzumlu eşyanızı alıp hazırlanın. Kalanlarını şoför gelip alacak. Bundan böyle konakta bizimle beraber yaşayacaksınız. Afife teyzeciğim, doğru mu duyuyorum? Konakta mı yaşayacağız? Afife Demirhanlı'nın akrabalarısınız. Böyle bir yerde yaşamak yakışık kalmaz. Çok yüce gönüllüsün Afife, çok. Ne kadar teşekkür etsem azdır. Arabada bekleyeceğim. Acele edin. Zaten alacak çok fazla bir şeyimiz yok. Biz hemen geliriz. Anne! Anne, çığlık atmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Konağa gidiyoruz. Kurtulduk Eda. Bu sefil hayattan kurtulduk. Umudumu kaybetmek üzereydim. Artık hep Orhan'ın yanında olacağım. Onu göreceğim. Allah'ım rüya gibi. Hadi çabucak hazırlanalım da Afife'yi bekletmeyelim. Hadi ne duruyorsun?
O Hire Paçazuzu'yla da aynı evde olacağım ama. Hep Orhun'un yanında olacak. Onunla uyuyacak. Onunla uyanacak. Ben buna nasıl katlanacağım anne? Ay aptallık etme Eda. Şuradan kurtulduğumuza sevin. Ben sadece o kızdan kurtulmak istiyorum. Bu zamana kadar konakta değildik. Ama bundan sonra hep bir arada olacağız. Ve bir yolunu bulacağız. Söz veriyorum. Hadi. Tamam hadi gidelim. Biliyorum. Annem zor bir insan. Senin de üzerine çok geliyor farkındayım. Ama burada güvendesin. Bunu sakın unutma. Artık burada yeni bir hayata başladım. Abim var. Ben de her zaman sana destek olmaya hazırım. Benim yüzüm. Bir insan daha benim yüzümden ölmemeli. Hiçbir şey yapmadan duramam. Bir işe yaramaz diyoruz. Daha önce gittiği deponun güzergahında şüpheli gördüğümüz araçları takip almıştık Orhun Bey. Dediğiniz gibi işe yaramadı. Hepsi temiz çıktı. Şu telefon sinyali işimizi kolaylaştıracaktı kahretsin. Hira Hanım'ı kaçırdığında telefon sinyalinden kendisini tespit ettiğimizi tahmin etmiştir. O nedenle önlem aldığını düşünüyorum Orhun Bey. Sabaha kadar vaktimiz var. Haluk'un İstanbul'daki tüm bağlantılarını öğrenmek istiyorum. Akrabaları, arkadaşları, selam verdiği kim varsa, kedisi, köpeği, alışveriş yaptığı bakkal, bütün bilgileri istiyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam oğlum Bey. Nurşah'ın arkadaşıyla konuştum. Saat 8 civarında evden ayrılmış. Etraftaki bütün kameralar incelensin. En az 3 kişinin detaylı olarak görüntüleri seyretmesini istiyorum. Gözden hiçbir şey kaçmamalı. Orhun Bey, vaktimiz kısıtlı. Bundan bir şey elde edemezsek... Haluk'un aramasını bekleyeceğiz. Haluk Nurşah'ın karşılığında Hira'yı istiyor. Asıl amacı Hira'ya ulaşmak. Sabaha kadar nerede olduklarını bulamazsak... ...bu aradığında ona istediğini vereceğimi söyleyeceğim. Buluşmaya geldiğinde karşısında Hira'yı değil, Özeltin'i bulacak. Bu çok riskli ama ekibimiz tecrübeli. Güneydoğu Odası'nın rötesinde görev yaptılar. Birkaç saate burada olurlar efendim. Haluk istediğini alamayacak. Ama ben kardeşimi alacağım. Thank you.
Dediğimi yap. Çok uzattın. Canımı sıkma. Yapamam abi. Gardiyanlar Çakım'ı aldı. Ne yapayım? Hiç. Çakın yoksa elim var. Elin yoksa ayağım var. Dediğimi yap. Ters döndürürüm lan seni. Yürü. Anneciğim, ders mi çalışıyorsun? Ders sayılır. Gürültüme mi uyandın? Hayır, rüya gördüm. Kötü bir rüya. Anlatmak ister misin? Kenan abi beni neden aramadı anneciğim? Zeka küpüme yardım edecekti. İşi var ya annem, ondan arayamamıştır. Ama o beni arardı, küstüm yoksa. Hiç küser mi sana? Sen onun cimcimesisin, çok seviyor seni. Küsmediyse sabah beni kesin arar değil mi? Bak ne diyeceğim. Derslerim sabaha kadar biter. İstersen sana ben yardım edebilirim. Zeka küpünü beraber çözersen. Anneciğim, üzülme ama ben Kenan abiyi beklemek istiyorum. Onunla çözeceğim. Tamam anneciğim, nasıl istersen. Hadi yat uyu. Kapat o güzel gözlerini. İyi geceler. İyi geceler bebeğim. Rüyamda Kenan abiyi gördüm. Gidiyordu. Arkasından koştum, seslendim ama beni duymadı. Çok korktum, o yüzden uyandım. Anne, Kenan abi beni bırakıp gider mi? Gitmez. Seni bırakıp hiçbir yere gitmez. Güven bana, tamam mı? İşleri bitsin, gelecek hemen. Nefese bir şey olmaması için yaptım. Ben burada olduğum sürece nefes güvende olacak. Orhun Bey. Nurşah Hanım'ın arkadaşının evinin civarında 20 yakın güvenlik kamerası tespit ettik. İzlemeler bitmek üzere. Ama şef maalesef yani şu ana kadar kameralardan hiçbir şey çıkmadı. Sıfır. Emin misin? Orhun Bey, tarama için zaten biz çok özel bir program kullanıyoruz. Yani diğerlerinden farklı bir program. Haluk'un fotoğrafı da bizim sisteme zaten otomatikman tanımlı. Peki hiçbir yanılma ihtimali yok mu onun? Bu sistem dünya çapında kullanılıyor Orhun Bey. Yanılma payı neredeyse sıfır.
Biz her ihtimale karşı sistem dışında kendi taramamızı da yaptık ama yine de istediğimiz sonucu elde edemedik. Merkezde de 3 arkadaş daha görevlendirdik. Ama sizin verdiğiniz saat aralığında hiçbir güvenlik kamerasına takılmadığını gördük Haluk'un. Orhun Bey, bu kez her şeyi sabitmiş gibi görünüyor. Bir açık vermiş olmalı. Bu kadar kusursuz olması imkansız. Bulun onu bana. Bir şey mi var? Eşiniz? Odasında değil, nerede olduğunu biliyor musunuz? Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Perihan ve Eda Hanımların odası hazırlansın. Eşyalarını da arabadan aldırın. Derhal efendim. Üst kattaki oda hazırlansın. Üst kattaki oda Nihan Hanım'ın odası mı? Evet. Bundan böyle bizimle bu konakta yaşayacaklar. Ona göre düzenlensin. Hemen efendim. Hemen hazırlıyorum. Vallahi attılar pastı kola. Bunlardaki azim bende olsa. Gülnur. Nurşah'a geldiğimi haber ver. Nurşah Hanım henüz gelmedi efendim. O zaman odamız hazır olana kadar biz de salona geçelim Eda ile. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Evet. Nusrat'tan haberin var mı Orhun? Hala eve gelmemiş. Telefon da kapalı. Nurşah bu gece arkadaşında kalacak. Öyle mi? Neden bana haber verilmiyor? Telefonun şarjı bitmiş. Arkadaşın telefondan aradı. Her halükarda emir vaki yapmış oldu. Böyle durumlardan haz etmediğimi bilirsin. Ben izin verdim anne. Uzatılacak bir mevzu değil. Nurşah yarın eve gelecek. Bu sefere mahsus dediğiniz gibi olsun. Ama tekrarına asla müsaade etmeyeceğim. İyi geceler oğlum. İyi geceler. Haluk Nurşah'ın karşılığında Hira'yı istiyor. Asıl amacı Hira'ya ulaşmak. Nihan ablanın ölümüne sebep oldu. Şimdi de Nurşah. Hepsi benim suçum. Hepsi. Neden buradasın? Tek yapman gereken odada uyumaktı. Nurşah'ı bulmak için uğraşırken bir de seni mi arayacağım? Özür dilerim. Düşünemedim. Sen hayatın boyunca bir şey düşündün mü? Eğer bir şey düşünseydin, mesela Cezzar'ın sana verdiği emri uygularken ben ne yapıyorum diye düşünseydin, Nihan ölmeyecekti. Nurşah kaçırılmayacaktı. Bunların hiçbiri yaşanmayacaktı.
İnan benim kıymetimdi. Hayallerim vardı onunla. Birlikte bir gelecek kuracaktık biz. Ya hepsini elimden aldı. Öldürdü onu. İnanması güç biliyorum. O kadar masum bakıyor ki. Nihan da Hira'nın o masum bakışlarına kandı. İçindeki canavarı göremedi. Yaptıklarım için bana kızma. Senin bir suçun olmadığını ben de biliyorum. Sen de Nihan gibi masumsun. Zarar görmeni istemem. Ama Orhun eğer istediğimi yapmazsa, Hira'yı bana vermezse, canını yakmak zorunda kalacağım. Dua ederim de böyle bir şey yapmasın. Sana ihtiyacım var Nurşah. Nihan'ın intikamı için en büyük yardımcım sensin. Bir daha odadan çıkmayın lütfen. Tek başınıza yürüyüş yapacak kadar iyi değilsiniz. Çok sıkılırsanız bana söyleyin, eşinize haber vereyim. O sizi çıkarır. Sizden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bana bir kalem, bir de kağıt verebilir misiniz? Tabii, hemen. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Haklıydım. Bir lanet gibi çöktüm üzerinize.
Ayağım kesildi yemin ediyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Tamam. Tamam canım. Çok teşekkür ederim haber verdiğin için. Sağ ol. Şebnem iyi misin? Yok. Yok iyi değilim Meryem abla. Bir bardak su falan bir şey getir bana ne olur. Yoksa şak diye düşüp bayılacağım şimdi. Neler duydu bu kulaklarım ya? Adliyeden bir arkadaşım aradı az önce. Kenan abiyi çok sever. Ondan haber alınca beni aramış şimdi. Keşke aramasaydı, haber vermeseydi çok daha iyiydi. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl duracağım burada? Kenan'a bir şey mi olmuş? Arkadaşın ne dedi? Ne yapacağız Meryem abla? Ben vallahi çok korkuyorum artık. Şebnem, toparla kendini. Doğru düzgün anlat şunu. Kenan'a bir şey mi olmuş? Kenan abiyle Kaleli denen herif aynı koğuştalarmış abla. İyi de Sumet'teki mahkumu aynı koğuşa koymamaları lazım. Bir yolu yok mu? Dilekçe versek, bir şey yapsak çözülmez mi bu? Kenan'ın yapması lazım. Hapishane müdürüne dilekçe yazıp vermesi gerek. Ama Kenan bunu zaten bilir. Ben o Kalil denen heriften her şeyi bekliyorum. Kenan abiye zarar vermeye de çalışırım. Hatta yeltenmiş bile. Nasıl yeltenmiş? Dün gece Kenan abi saldırıya uğramış. Korkma ama şimdi iyi. Ona saldıran adamı yakalayıp gardiyana teslim etmiş. Başka ne biliyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorum. Tamam dur. Sakin ol. Ben şimdi o yanı öğreneyim. Keyfini çıkarıyorum Edacığım. Baksana neredeyiz? O küf kokulu odadan, kalitesiz çarşaflardan kurtulduk. Gel bir sarılayım sana. Artık sefalet bitti kızım. Kendi yemeğimizi yapmak zorunda değiliz artık. Bulaşık yıkamak zorunda değiliz. Eskiden olduğu gibi. Her işi hizmetçiler görecek. Evet haklısın. Şu ellerimin haline bak. Bulaşık yıkamaktan buruş buruş oldular. Yani şart olmadıkça bir daha mutfağın önünden geçmem, haberin olsun. Nefret ettim. Bunu da satmak zorunda değiliz artık. Takarsın güzel güzel. Hı? Pahalı bir şeye benziyor. Rahat 50.000'i var. Anneciğim lütfen. Koskoca Afife Demirhanlı'yı 50.000 lira keser mi? Yani uzun süredir sattığımız için alış fiyatlarından haberin yok senin. Aman neyse ne.
bu hayatı hak ediyoruz. Afife olmasa akşama kadar şu yataktan çıkmam, keyif yaparım. Oh mis. Bana kalsa ben de çıkmam bütün gün odadan. Bana bak, asma o yüzünü. Artık gülme zamanı. Yani anne bilmiyorum farkında mısın ama ben her gün Hira ile yüz yüze geleceğim. Hep onu Orhun'un yanında göreceğim, sağında göreceğim, solunda göreceğim. Bu şartlar altında nasıl gülebilirim sence? Kızım, konağa nasıl gireriz diye kara kara düşünüyorduk. Ha, Gülnur arayacak da yarım yamalak haber alacağız diye telefon başında bekliyorduk. Bak şimdi buradayız. Sakin ol. O fareyi de geldiği çöle kadar kovalayacağız. Umarım öyle olur. Bana güven sen. Hem Afife beğeniyor seni. Ha, bakma dile getirmiyor ama belli ediyor. Usulünce konakta dolan tatlı kızı oyna. Hira defolup giderken Orhun'un yanında sen olacaksın. Tamamdır. Tahlil sonuçlarınız 2 saat içinde çıkacak. Başka bir şey yok değil mi? Şu an için sadece ilaçlarınız var. Bir sorun yok değil mi Hira Hanım? Yok yok, bir sorun yok. Bu süreçte bol bol dinlenmeniz gerekiyor. Bir şeye ihtiyacınız olsa beni çağırırsınız. Geçmiş olsun. Hira, öleceğini bilsen de duramazsın. Hadi. Anlaşıldı. Bizden haber bekleyin. Nedir durum? Özel ekip hazır Orhun Bey. Gelir gelmez otele yollayıp dinlendirdik biliyorsunuz. Yönlendireceğiz onları. Bilerek yapıyor. Psikolojik üstünlük sağlamaya çalışıyor. Nurşah'ı aldığımda Halil'in psikolojisini değil her şeyini bozacağım. Bütün adamlara haber ver. Son ana kadar Halil'i bulmak için çalışmaya devam etsinler. Tamamdır efendim. Bu arada birini ayarla. Biz burada yokken Hira Hanım'ın kapısında nöbet tutsun.
Ne oluyor? Çıksak iyi olur Orhun Bey. Gerek. Rica ettim. Açık görüş ayarlamasını istedim. Dün geç olanları öğrendim. Nereden öğrendin? Noyan mı söyledi? Hayır. Adliyeden bir tanıdığınız varmış. O Şebnem'e söylemiş, öyle öğrendim. Büyütülecek bir şey değil. Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Gördüğün gibi iyiyim. Ya daha kötü bir şey olsaydı? Ama olmadı. Ben kendimi koruyabilirim. İyi olduğunu gözlerimle görmek istedim. Yani benim öğrendiğim gibi Vuslat abla da duyarsa söyleyecek sözüm olsun diye. Çok kötü oldu zaten. Ama gittim yanına. Anlatmaya çalıştım, dinledi sağ olsun. Seni o adamla aynı koğuşta tutmamaları lazım. Neden dilekçe yazmıyorsun? Yerini değiştirsinler. Sen bu işe karışmayacaksın. Bunu daha önce de söyledim sana. Nasıl karışmam Kenan? Mahalleye geri dönmeseydim bunların hiçbiri olmayacaktı. Bak olan oldu, başa dönmeyelim. O Kaleli elinde silahı, yanında adamları olmadığı sürece bir hiç. Bana hiçbir şey yapamaz. En azından başka bir koğuşa geç. Lütfen dikkat et kendine. Lütfen. Yanlış alarmış Orhun Bey. Bir yanlışlıkla bastı herhalde. Neyse ki. Hastaları odalara alıyorlar. Hira Hanım da gelir birazdan. Orhun Bey, bir sorun mu var? Beni yalnız bırak. Ben ölersin efendim. Vakit geldi küçük prenses.
haklıydın. Bir lanet gibi çöktüm üzerinize. Bunları söylemenin hiçbir faydası yok biliyorum. Ama sana yaşattıklarım için, ailenin yaptıklarım için çok üzgünüm. Bana söylediğin sözler, kimliğime yazdırdığın suya da canımı çok yaktı. Çünkü haklıydın. Aynı şeyleri, hatta daha fazlasını kendime defalarca söyledim. Tek bir şeyden emin oldum. Bana yeter. Böyle olsun istemedim. Yemin ederim istemedim. Nihan benim ablamdı. Aynı kanı taşımasak da öyle sevdim onu. Ben yalnızca senin kardeşini değil, kendi ablamı da öldürdüm. Bu benim vicdanımda hiçbir zaman susmayacak bir çığlık. Nihan ablayı geri getiremem. Ne yaparsam yapayım buna gücüm yok. Ama geride kalanlar için bir şansım var. Nurşah'ı kurtarabilirim. Nihan ablaya yaptıklarımın kefareti değil bu. Beni kucaklayan Nurşah'a, beni gerçekten seven Nihan ablaya borcum. Bu benim sana borcum. Şansım varken bunu yapacağım. Ben gidiyorum. Olması gerektiği gibi. Nurşah'a bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Alo. Mesajını gördüm Cesur Yürek. Nerede olduğunu söyle, hemen geleceğim. Sana güvenmem için bir şeyler söylemen gerekiyor. Merak etme. Her şey senin istediğin gibi olacak. Beni alacaksın. Nurşah da evine dönecek.